Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Azerbaycan'ın bağımsızlığının 95. ve Ebu'l-Feyz Elçi Bey'in doğumunun 75. yılı dolayısıyla Azerbaycan'dan bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Cemil Hesenli, Hazar Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hocam konumuza geçmeden haftanın öne çıkan haber başlıkları ile ilgili bir bandımız var. Birlikte izleyelim. Lütfen. Orta Asya ülkelerinin en kalabalığı olan Özbekistan'da nüfus 30 milyonu geçti. Yapılan sayımın sonuçlarına göre bu yılın ilk çeyreğindeki nüfus artışı %0,3 oranında gerçekleşti. Ülkede nüfus artarken evlilik ve boşanma oranları da artıyor. Orta Asya ülkelerini uluslararası denizlere ulaştıracak Kazakistan-Türkmenistan demiryolu hattı hizmete açıldı. Hattın açılışı Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından yapıldı. Diğer taraftan Orta Asya içine bağlayacak demiryolunun teknik ve finansal çalışmalarında sona yaklaşıldı. 270 kilometrelik Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu ağının 2018'de tamamlanması bekleniyor. İran'da 14 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayları belirlendi. İran İçişleri Bakanlığı, Anayasa Koruyucular Konseyi'nin Cumhurbaşkanı adaylığına onay verdiği isimleri açıkladı. İran Devlet Televizyonu, konseyin adaylık başvurusunda bulunan 686 kişiden 8'ine onay verdiğini duyurdu. Adaylığı reddedilen isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani ve İskendiyar Rahim Meşai de var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iktidar ve muhalefet erken seçime gidilmesi kararı aldı. Ulusal Birlik Partisi ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi erken seçimin 28 Temmuz'da yapılması konusunda uzlaştı. Bulgaristan'da 12 Mayıs'ta yapılan erken genel seçim sonuçlarına göre meclise sadece 4 parti girebildi. Parlamentoda grup kuran siyasi partilerin koalisyon hükümetine sıcak bakmamaları yeni hükümet kurma çalışmalarını sonuçsuz bırakıyor. Parlamentodaki grupların verdikleri mesajlarda koalisyon hükümeti kurulmasının oldukça güç olduğunu gösteriyor. Rus-Kafkas Savaşı sonrasında Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu'na sürülmesinin 149. yıl dönümü çeşitli şehirlerde düzenlenen çok sayıda etkinlikle anıldı. İstanbul'da yaşayan Çerkezler de büyük sürgünü anmak için 21 Mayıs'ta bir araya geldiler. Etkinliklerin ortak talebi ise 18-25 Mayıs tarihlerinin Çerkez soykırım ve sürgününü anma haftası ilan edilmesiydi. Pakistan'da 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Nawaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Birliği %35 oy oranıyla seçimin galibi oldu. Bhutto ve Zerdari ailelerinin partisi Pakistan Avami ise %15'lik oy oranıyla hayal kırıklığı yaşadı. İmran Han'ın lideri olduğu Tahrik-i İnsaf Partisi seçimlerden ikinci çıkmasına rağmen sandalye sayısında Pakistan Avami Partisi'nin gerisinde kaldı. Yaklaşık 400 bin Kırım Tatarı'nın Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilmesinin 69. yılında birçok anma etkinliği düzenlendi. Kırım Türkleri ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi 18 Mayıs 1944 gecesi yaşanan sürgünü Ukrayna Konsolosluğu önünde andı. Kırım'ın başkenti Akmescid'de de her yıl olduğu gibi büyük matem mitingi düzenlendi. Balkan Ülkeleri İslam Birlikleri Başkanları 6. Konferansı Arnavutluğun başkenti Tiran'da yapıldı. Konferansın bu yılki konusu ise sosyal ve manevi problemlerin çözümünde İslam dini ve din temsilcilerinin rolü oldu. Konferansta konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, modern zamanlarda merhametin yerini baskı ve nefretin aldığını söyledi. Azerbaycan'ın 2. Cumhurbaşkanı Ebu'l-Feyz Elçi Bey, doğumunun 75. yılında Azerbaycan ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul'da düzenlenen Resulzade'den Elçi Bey'e Azerbaycan davası konulu anma toplantısına Azerbaycan ve Türkiye'den konuşmacılar katıldı. 22 Ağustos 2000 tarihinde vefat eden Ebu'l-Feyz Elçi Bey, 1988-1989 yıllarında Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine öncülük etmiş ve halkından büyük destek görmüştü. Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan arasındaki Üçlü Balkan Zirvesi Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikolić ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Rahmanović'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Sonuç bildirgesinin açıklandığı zirvenin ardından Gül, Nikolić ve Rahmanović ortak basın toplantısı düzenlediler. Sonuç bildirisinde ise mevcut ön yargıları aşmak ve nefret söylemini önlemek amacıyla genç nesiller için daha iyi bir gelecek inşa etmenin önemi vurgulandı.
Evet hocam, haber başlıklarında birlikte baktık. Bu haftaki haber özetlerimiz arasında bugünkü konumuz da vardı. Çeşitli etkinliklerle herhalde hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de Evet. kutlanıyor. Şimdi Azerbaycan'ın bağımsızlığının 95. yılı diye geçiyor programın başlığında. Halbuki genel bilgi Azerbaycan 91 yılında bağımsızlığını kazandı. İşte 22 yıl, 23 yıl oldu. Bu 95. bağımsızlık yılı nereye dayanır? Biraz oradan başlasak. Önce diyeyim ki hocam 91. yılda Azerbaycan bir zamanlar kaybettiği bağımsızlığı berpa etti. Yani yeniden ona döndü. Ama Azerbaycan'ın İstiklal Beyannamesi 1918. yılın 28 Mayıs'ında ilan edilmiş ve Azerbaycan bir devlet olarak dünya siyasi haritasına cumhuriyet olarak, demokrasiye dayanan bir devlet olarak 1918. yılda dünya siyasi haritasına oturdu. Ve Azerbaycan bu cumhuriyete gelene kadar büyük bir yol çeşti. Bu yolun başında Mirza Fethullah Ahundzada 19. yüzyılın ortalarında büyük fikir adamı, yazar ve dramaturjiye sahasında çok tanınmış bir fikir adamıydı ve sonra Hasan Bey Zerdabi bir gazeteciydi ki 1875 yılında Ekinçi adında bir gazete bıraktı, yayınladı. Bu bütün Türk ve Müslüman coğrafyasında ilk dünyevi bir gazeteydi ve hemen gazetenin hurufatın Hasan Bey Zerdabi İstanbul'dan aparmıştı. Büyük İsmail Bey Gaspıralı her zaman altını çizerek yazıyordu ki Rusya'da Müslüman gazeteciliğinin bünövrəsini Həsən Bey Zərdabı koydu. Məhz 1877-ci ildə Rus-Türk hərbi başlandıqdan sonra o qəzet kapadıldı və bundan bir kaç yıl sonra 1883 yılında Tərcüman Tercüman, evet. qəzeti Kırım'da deməli başladı. Və Azərbaycanda 19 yüzyılın sonlarında, 20 yüzyılın başlarında çok dikkati çeken bir tarihi proses başlandı. Bu İslam ümmetçiliğinden Türk milletçiliğine tarihi geçidiydi. Ve bölgedeki bir İslam ümmetçiliği hem de bir mezhep ayrılıkları üzerinde kurulmuştu, dayanmıştı. Bu mezhep ayrılıkları üzerinde onu arka plana keçirtmekten ötürü bir milletçiliğe dayanan gelişme oldu ki Azerbaycan aydınları gelirdi. İlk gazete, ilk tiyatro, ilk opera ki Azerbaycan'da kuruldu ve bu ilklerin sonu olarak bütün Müslüman ve Türk dünyasında ilk cumhuriyet kuruldu. Bu İslam ümmetçiliğinden Türk milletçiliğine tarihi geçidin bir merhaleleriydi. Bizim bir yazar vardı, şair idi. Çok güzel diyordu bunu. Daüvvi ol, kuvvet olur iken bize Kur'an, emreyler iken birliğe peygamber zişan, tappasan iki müttefik rey Müslüman, Kafkaz'da olan bir neçe milyon arasında. Azerbaycan aydınları, ümmetten millete geçidi. Genel yol olarak hedef ettiklerinden, bakınız, milletçilik, mezhepçilik üzerinde galebe çaldı ve 1918 yılında yüze yüz Şii şehri olan kenti olan Bakı, yüze yüz Sünni mezhep Osmanlı ordusunun hilasgar kimi karşıladı, gül çiçekle karşıladı. Kendi ordusu ve kendi askeri kimi karşıladı. Bu milletçiliğin mezhepçilik üzerinde
büyük bir qələbəsiydi. O cumhuriyetin ömrü kısa sürdü değil mi hocam? Yani 18... O cumhuriyetin ömrü 2 yıl sürdü. Ama toplumun aklında ve içinde çok büyük şeyler bıraktı. Hatta sonralar Sovyetler Birliği yarananda, Sovyetler Birliği'nin yaracılarından biri olan Stalin bir yazısında yazıyordu ki, biz Sovyetler Birliği'nin ayrı-ayrı bağımsız cumhuriyetlerin ittifakı olarak kurmak fikrinde değildik. Ama Kafkasya'da olan milli cumhuriyetler insanların aklında ve yüreğinde o kadar büyük izler bırakmıştı ki, biz bunu ayrı cür kura bilmedik. Ona göre de bu 2 ilin hürriyet davası, istiqlal savaşı, Azerbaycan'ın yalnız keçmişi değil, hem de bugünüdür ve geleceğidir. Onun ömrünün kısa olmasına rağmen Azerbaycan'ın toprakları bugünkünden daha büyük idi. Azerbaycan'ın Karabağ üzerinde bir süverenliği var idi. Ve Azerbaycan hızlı gelişen bir cumhuriyete çevrilmişti ve bu cumhuriyetin bağımsızlığı hemin zamanın demeli dünyanın talihini müeyyen eden Versal Ali Şurası tarafından Paris Barış Konferansında tesdik edilmişti. Yani bir zamanlar ki Azerbaycan aydınları ürək ağrısıyla yazırdılar ki, yok milletimin imzası imzalar içinde, o 28 Mayda ilan edilen cumhuriyet Azerbaycan Türk milletinin imzasını dünya milletlerinin imzası içerisine koydu ve dünyada Resulzade onu çok güzel yazıyor. Azerbaycan coğrafi ve lingvistik bir kelime iken biz ona siyasi mezmun verdik. Resulzade demişken bu süreçte Resulzade'nin rolüne biraz daha genişleyinsek. Bu hərəkatın elbette ki bağımsızlık mücadelesinin lideri Resulzade idi ve bu Resulzade 20. yüzyılın evvellerinden elbette bir gazeteci kimi, bir gazete yazarı kimi faaliyete başladı ve birinci Rus ihtilali devrinde Bakı gazetelerinde çeşitli makaleler yazırdı, ama o bir gazeteci kimi kalmadı. Az sonra demeli, harada Türklükle ilgili bir olay varsa biz Resulzadəni orada görürük. Güney Azerbaycan'da meşrutə hərəkatı başladı. Yani Sattarxan Sərdar-ı Milli başta olmakla bir hərəkat başladı. Ve Resulzadə oradan reportajlar vermek için Təbrizə getdi. Çok ilgi çeken bir şeydi ki, İranda mübarizənin bir pasif forması var, bəstə oturmak itiraz əlaməti olarak. Səttərxan bəstə oturarken Təbrizdəki Osmanlı konsulhanasını seçdi. Və Resulzadə gedib o konsulhanada onunla görüşdü. Sərdar-ı Millidən sordu ki, burada çoxlu ölkələrin, çeşidli ölkələrin konsulluğu var. Niyə məhz buranı seçdiniz? Osmanlı konsolosluğundan, evet. Osmanlı konsolosluğu dedi ki, bura öz dindaşlarımızın ve öz millettaşlarımızın konsolosluğu. Yani o sualın sorunun koyuluşu ve alınan cevap çok hemin devirler için ilginciydi. Sonra biz Resulzadəni görürük İran'da ilk dünyevi gazetin bünövrəsin koyan bir şahs kimi, Türkiye'de Türk ocaklarında yetişen bir fikir adamı kimi ve 1913-cü ildə Rusya'da bir əfvi ümumi verildi. Romanovların tahta oturmasının 300 illik bayramında siyasi demeli yad fikirlilərə ki izin verildi ölkəyə qayıtsın, onlardan biri də Resulzadə idi. Və bu dönüşdən sonra o 7 məqalədən ibarət Milli Dirilik adında bir silsilə yazdı və bunları Dirilik dərgisində çap etdirdi. Neydi? Bağımsızlığı olmayan milletin geleceği yoktur. Ve orada
çok enteresan bir noktaya toxunurdu. Avropalılar ölürler dirilmek için. Biz ise dirilirik ölmek için. Bu felsefeni değişmek lazım idi. Ve o zamandan itibaren ki Resulzade 1915-ci ilde Birinci Cihan Savaşı'nın gedişinde Ekim ayında Açık Söz adında bir gazetenin basılmasına izin aldı ve onun birinci numarasında böyle yazırdı. Başlanan hərbdə dünyanın siyasi haritası değişecektir. Atılan topların sesi milletleri aitmiştir. Bu eynisiyle bu Azerbaycan'a da aitti. Ve Azerbaycanlılar da öz bağımsızlıklarına kavuşmaktan ötürü bir şeyler aktarırdılar ve hedef olarak artık bağımsızlığa doğru gedirdiler. Elbette biz Resulzade ile yanaşı bu bağımsızlık harekatında mücadele vermiş El Merdan Bey Topçubaşı'nın, Nesip Bey Yusuf Beyov'un, Fethəli Xan Xoylu'nun ve diğerlerinin isimlerini de burada zikretmeliyik ki, onlar o cumhuriyetin yaranmasında ve Azerbaycan adlı bir devletin dünya haritasında yer almasında büyük gayret gösterdiler. Şimdi o zaman biz şu anda tam da yıl dönümünde tarihler itibariyle 95. bakıldığında. Evet, 95. Çünkü 28 Mayıs, evet. Bugün 25 Mayıs hemen evet. Hemen. Birkaç günden birkaç sonra gün. O şanlı günün, evet. O şerefli tarihin 95 yıl. Bu vesileyle biz de o günkü davaya katkıda bulunanları anmış olalım ölenleri rahmetle. Şimdi 2 yıllık bir cumhuriyet fakat kendisinden sonraki döneme etkileri açısından çok önemli olduğunu vurguladınız değil mi? Yani 2 yıl sürüyor fakat Azerbaycan isminin siyasi bir kimlik kazanması, bir cumhuriyet fikrinin millette yer edilmesi ve Sovyet dönemi boyunca bu bağımsızlık, özgürlük iddiası bir şekilde milletin hafızasında yaşıyor mu? Bunun izlenmesi mümkün elbette mü? Elbette Sovyetler 1920. Hı-hı. yılın Nisan ayındaki Azerbaycan Rus orduları, Rus Bolşevik orduları tarafından tutuldu. İşgal ediliyor. İşgal edildi ve o devirden itibaren tam 20. ve 30'lu yıllarda halk bir bağımsızlık mücadelesi verdi. Hı hı. Bu işgale karşı isyanlar oldu, itirazlar oldu, tutuklananlar oldu ve çok büyük sayıda insanlar hı hı. oldu. Ve bu Resulzade'nin yarattığı bir müsavat partisi vardı. Hı hı. Büyük takiblere məruz kaldı bu partiya ve onlar Sibirya'nın en kuzey demeli zindanlarına atıldılar ve orada da kendi idealları uğrunda bir mücadele aparmış oldular. Ya Azerbaycan siyasi mühacirəti Resulzade 22. ilde İstanbul'a geldi. Paris Barış Konferansına gitmiş demeli Ali Merdan Topçubaşı başta olmakla bir barış heyeti var idi. Onlar bu mücadeleni devam ettirdiler. Bilirsiniz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ki kendi başı üzerinde bir bayrak ucaltmıştı, üç renkli ay ulduzlu bayrak ve o bayrak ki Türkleşmeyi, çağdaşlaşmayı ve İslamlaşmayı kendinde ihtiva edirdi. Bu Azerbaycanlıların tek keçmişini değil, Azerbaycan Türklerinin hem de gelecek hedeflerini kendinde ihtiva edirdi. Bir o bayrak ucaldılanda Ahmet Cevad adında bir Türkçü şair var idi ve çok güzel deyirdi. Neyin ki seni, senin kölgen düşen toprağı da öpmek benim için fekaretti. Bilirsiniz, Sovyetlerin 70 illik baskısına bakmayarak, Sovyetlerin çöküşü zamanında o üç renkli bayrak milletin başı üzerinde ucalanda millet hiç neyi sormadan onun kölgesine sığındı. Ve bu tarihten gelen, enene'den gelen o ideya milletin içerisinde yaşayırdı. Ve ister Resulzade olsun, diğer muhacir liderleri olsun, o bağımsızlık ideyasını yaşadırdılar, dergiler bırakırdılar, radyo konuşmaları yapıyordular. Her il Azerbaycan Cumhuriyeti'nin il dönümlerin bayram olarak kutlayırdılar. Ona göre de bu ideyayı yaşayırdı. Bilirsiniz, Resulzade'nin
siyasi taleyi ona karşı vuruşanların siyasi ve fiziki taleyinden çok uzun oldu. Evet. Ve Resulzade yeniden döndü. Gerçekten milletin içerisine. Fikirleriyle, idealleriyle ve idealleriyle, fikirleriyle. Peki 80'lerin sonlarına, ikinci yarısına gelindiğinde ilk bağımsızlık hareketlerinin Azerbaycan'da ortaya çıktığını herhalde söyleyebiliriz Türk Cumhuriyetleri içerisinde. Hatta ben Baltığı saymazsak evet. Hatta ben diyerdim ki Sovyetlerin 56 yılında bir 20. kongre deyilen Komünist Partisi'nin kongresi. Stalin'den sonra. O biraz o azatlıklar havasının Sovyetler Birliği'ne girmesine imkan verdi. Hemen 1956 yılın Ağustos ayında ana dilinin anayasaya salınması, ilave edilmesi hakkında Azerbaycan o devirde Millet Meclisi bir kanun kabul etti. Ve çok ilginçtir. Bu kanundan sonra ben o devri biraz araştırdım. Millet kendini kendi ülkesinin sahibi kimi hissetmeye başladı. Tale ele getirip ki Azerbaycan'ın kuzeyinde de güneyinde de milli ideya uğrunda mücadele, milli dil uğrunda mücadeleden geçir. Mesela bu Türkiye'de yahut Osmanlı İmperiyası'nda bu o kadar duyulmaz. Çünkü burada hakim millet olup, evet. hakim dil olup. Ama baskı altında yaşayan aslı halklar için dil çok mühim. Azerbaycan'da milli mefkure, eski tabirle söylersek dil üzerinde. Dil üzerinde kuruldu ve 60'ıncı yıllarda güclü bir gelişme oldu. Ben 70 yılında Bakı Dövlət Üniversitesi'nin birinci sınıfına girdim. Ve girende bizim iki ay sonra bizim sevgili hocamız Əbülfəz Elçi Bey ile tanış oldum. Ben, öğrencisi mi oldunuz? Evet, ben onun öğrencisi oldum. Ve çok samimi olarak diyerim ki Türk kimliğinin gelişmesi, gençler arasında Türk kimliği hakkında bir düşüncelerin yaranması, Resulzade'nin adını, Azerbaycan'ın geçmişinde bir Musavat Partisi'nin olması, Osmanlı tarihiyle ilgili, Türk milli mücadelesiyle ilgili ve özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele liderliğinde yaptığı büyük işlerle ilgili biz gerçekleri Əbülfəz Bey'in dilinden eşittik. Hocam o zaman biraz Elçi Bey'den söz edelim. Şimdi birkaç çok yönlü bir kişi değil mi? Yani bir entelektüel yönü olan bir kişi. İkisi insan hakları mücadelesinde aktif rol almış, aktivist yönü olan bir kişi. Çok eski Sovyet döneminden beri gelen ve nihayet son yıllarında da ömrünün siyasi bir kişilik. Devlet başkanlığı yapmış, siyaset adamlığı yapmış. Tanıdığınız Elçi Bey'den biraz söz etseniz, madem böyle bir öğrenci-hoca ilişkisi de oldu. Bir entelektüel olarak Elçi Bey nasıl bir profil bıraktı sizin zihninizde? Elbette ben ilk önce onu demeliyim ki, sonralar ben öğrendim ki Əbülfəz Bey tek değil, yalnız değil. O devirde onun arkadaşları var idi ve hemin arkadaşları gizli olarak Musavat Partisi'nin programın dış ölkələrdən getirmişdiler. O zaman yasak idi böyle şeyler. 70'li yıllardan söz ediyoruz değil mi hocam? 60'lı yılların 60'lı sonundan 70'li yıllardan. Ve Əbülfəz Bey həmin devirdə üniversitədə bir tələbə, öğrenci dernekleri deyilən bir dernekler yaratmışdı. Ama mesela her kişi, her öğrenci bir 4 nəfər öğrenci tapırdı. O öğrenciler yalnız mesela beni tanıyordu. Ben başka birisini tanıyordum. Böyle bir şəbəkə qurulmuşdu. Tabii o günkü şartlarda evet, bir tür hücre faaliyeti gibi neredeyse. Evet, evet. Bu bir faaliyet idi ve həmin devirdə elbette KGB Sovyet istihbarat teşkilatı ajanı
Demek olmaz ki bir şeyler bilmiyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum ki 74 yılında Ebu'l-Fes Bey'i tutukladılar. Ve biliyorsunuz hemen devirde Sovyet KGB'sinin çok korkunç bir obrazı var idi. Ve o insanları tutuklayanda insanlar büyük felaketlerle karşılaşabilirdiler. Ve çok öğrencilerden, üniversite profesörlerinden Ebu'l-Fes Bey aleyhinde bir şeyler almak istiyordular. Elbette bunu yazanlar da var idi ama yazmayanlar da var idi. Ve ben... Karalama kampanyasına katılmayan, direnen hocalar da oldu değil mi? Oldu evet. Ben ilk defa o zaman Ebu'l-Fes Bey'in mahkeme prosesinde... Duruşmalarında katılımcı oldum, iştirak ettim. Yani bir seyirci olarak iştirak ettim. Biz her zaman tutuklanan adamların yalvarışlarını eşitmiştik ki ben bunu affelemelerini dilerim ve o zaman Sovyet mahkemelerinde hakimin yanında bir halk iclatçısı deyilen kişiler otururdu. Onlar sanki halkı temsil ediyordular. Ve o Ebu'l-Fes Bey'e yardım etmekten ötürü böyle bir suallar verirdi ki siz Sovyet hükümetinin aleyhinde danışmışsınız. Yəqin ki bunun suç olduğunu bilməmişsiniz. Ama bütün herkes tamaşa ediyor, dinliyor. Ebu'l-Fes Bey diyor ki yok ben bunun suç olduğunu biliyordum. Ben gerçekten böyle düşünüyorum. 1974'ten söz ediyoruz değil mi? Evet, 1974'ten söz ediyoruz ve bizim gözlerimizin karşısında bir insanın mahkemesi oldu ve bu mahkemede bu insan direniş gösterdi. Kendi haklarını savundu ve kendi milletinin haklarını savundu ve o mahkemede çok net olarak, açık olarak o gösterdi ki bu Sovyet kuruluşunun geleceği yok. Bu bir zaman çökecek. Mahkum mu oldu bu davanın sonunda? Evet, o demeli, evvelcə ona demeli, milletçi cinayetkar tabliğat deyilə 8-10 il iş verdiler. Ve çok ilginçdir ki, ona avokat təklif edəndə, axı Sovyetler döneminde avokatın elə bir hüququ yok idi. O bundan imtina etdi. Dedi, ben kendi kendimi savuna bilirim. Fakat şey çok önemli değil mi hocam? Yani savunduğu fikirler yanında o direnç gösterebilmesi, fikirlerinden geri adım atmaması ve Sovyet hükümetinden o gün tabii çünkü dış dünyaya kapalı. Mesela ben neleri deyirdi? Beraberlik yok. Burada bir Rus asimilasyonu var. Ruslar hakim halktı. Bizler ise mehkum halkı. Bizim kendi cumhuriyetimizin çıkarları kendimize kalmıyor. Bir tabii milliyetçilik, ırkçılık suçlamasıyla mahkum edildi. Deməli həmin devirde bir tohuculuk fabrikası açılmıştı Azerbaycan'da ve bura 2000 Rus kadını, kızları getirmiştiler orada çalışmak için. O bunun aleyhinde çıkış etti. Konuşma yaptı bunun aleyhindeki. Bunlar aile kurmamış kadınlardı, kızlardı. Birdenbire 2000 Rus demeli kadını kızı gelir ve bunlar burada 1 il, 3 il, 5 il yaşayacaklar, ayrak olacaklar ve bu da bir takım insanların onlarla aile kurmasına, asimilasiya olmasına ve burada Rus kültürünün yayılmasına getirip çıkartacak. Belki de Sovyet hükümetinin maksadı da oydu. Onu gerçekten gerçekten buydu. Onu elbette. Gördü tabii. Evet. Sonra Güney Azerbaycan üzerine. Mesela biz bölünmüş halkık. Tarihin adaletsizliği ucbatından biz demeli Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarıyla iki yere parçalandık. Bu adaletsiz bir yanaşmadı. Bir de ki kimlik şuurunun formalaşmasıyla bağlı. Ebu'l-Fes Bey içinde büyük Türk sevgisi yaşadan büyük bir Türk mücahidiydi. Ve o Sovyet mahkemesinin karşısında hemen o Türklük ve milliyetçilik sevdasını çok açık şekilde koydu ortalığa. Yer gelmişken deyim ki, öğrencilerin karşısında
onun böyle bir konuşma yapması, kendini böyle aparması bir örnek oldu. Tabii bir modele dönüşüyor. Ona değil mi göre hocam? 90'lı yıllarda Azerbaycan'da milli mücadele başlayanda, 10 milli mücadelede yer alanların büyük bir hissesi Əbülfəz Bey'in yetirmeleriydi. Ha, onun etkilediği ya da öğrencisi olan kadrolar evet. 90'lı yıllarda evet. Azerbaycan'da 80'lerin sonlarına doğru bağımsızlık hareketleri de mücadeleli oldu değil mi hocam? Kayıplar oldu, ayaklandılar, öyle de, elbette gösteriler. Bir takım insanlar var ki biraz yanlış yanaşırlar ve böyle fikirler söyleyirler ki onsuz da Sovyetler Birliği dağılacaktı, çökecekti. Bunun için mücadele aparmağa bir ihtiyaç yok idi. Ama Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Baltik Cumhuriyetlerinde, Petersburg'da, Moskova'da olan mücadele olmasaydı kim düşünebilirdi ki bu çökecek? Kızıl Ordu, evet. Ben çok 70'inci yıllarda ben çok iyi hatırlıyorum. Biz o kuruluşun, o devletin zayıf yerlerin güzel bilirdik ve bir görürdük ki biz kendi kendimizi aldatırız. Bu kuruluşun geleceği yoktu. Ama biz hiç zaman güman edebilmezdik ki bu tezliğe çökecek. Benim bir Amerika'da profesör arkadaşım var. Bu Nikita Hruşov'un biyografiyasını yazmış. Son zamanlarda Mikhail Gorbaçov'un biyografisini yazır. Ve bu bana söyleyir ki, ben hemen devirde Sovet yönetiminde olmuş kişilerle intervüler yapırdım. Ve bir günde politbüro üyesi Demişev'le intervüyü yapanda, ben buna telefon açtım, rica ettim beni kabul etsin, sorularımı cevaplandırsın. Deyir, bu razılık verdi ve gittim. Çok güzel benim sorularımı cevaplandırdı. Ve sonda dedi ki, benim de bir sorum var. Dedim, lütfen buyurun. Dedi, Sovyetler Birliği'ni niye çöktürdünüz? Yani Sovyet yönetiminde olan birisi Amerika profesörü soruyor. Evet. Soruyor. Bu deyir ki, biz Sovyetologlar Amerika'da, Sovyetler Birliği'nin kendi ülkemiz sayırdız. Aynı sorunu ben de ata Bush'a verdim ki, bizim ülkeni niye çöktürdünüz? Deyir, Atabuş ellerini göğe kaldırdı ve dedi ki, bir Allah bilir ki biz onun bu tezliğe çökeceğini bilmirdik. Biz onu zayıflatmak isterdik ama bu o kadar zayıfıymış ki. İlk hamleden çöktü. Beklenmedik bir şekilde çöktü. Evet. Hocam, Elçi Bey'e dönersek, Elçi Bey Azerbaycan, yani 90 sonrası Azerbaycan siyasetinde de rol oynadı. İkinci Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Elbette. Bir siyaset adamı olarak Elçi Bey'den. Elçi Bey Azerbaycan'ın 80'li yılların sonu, 90'lı yılların evvellerinde Azerbaycan milli mücadelesine rehberlik etti. Azerbaycan'da gerçekten bir mücadele oldu ve bu mücadele meydanları harekete getirirdi. 89. ilde dünyanın en aparıcı strateji merkezleri, Azerbaycan halkın dünyanın en aktif halkı kimi değerlendirdi. Ve gerçekten Azerbaycan'da bir ihtilal var idi ve halk bu ihtilalın baş kahramanıydı ve bu harekatın önünde liderliğinde de Əbülfəz Elçi Bey dayanırdı. Ve Azerbaycan'ın bağımsızlığın bərpa edilmesinde, Azerbaycan'ın yeniden 28 May istiqlalına kavuşmasında, 28 mayda ucaldılmış üç rəngli ay ulduzlu bayrağın yenidən Azərbaycan Türk millətinin başı üzərində ucaldılmasında Əbülfəz bəy sözün tam mənasında bir tarix yaratdı. Bilirsən, insanlar bəzən kəndiləri də bilmədən tarixin canlı bir yaradıcılarına çevrilirlər. Sözün tam mənasında Azərbaycan tarixinin həmin zamanlarında Əbülfəz bəy gerçək tarixin yaradıcısıydı. Yani kendi döneminde belki kendi iradesinin de öngörmeyerek
tarihi bir rol üstlenmiş oldu değil mi? Tarihi yaratan neyse kişi haline geldi diyorsunuz. Elbette ve o Azerbaycan Halk Cephesi ki yaranmıştı. Hı-hı. Onun başkanlığını yapıyordu ve milli mücadelenin önünde bu Halk Cephesi gedirdi. Bütün bunlar 1991 ilin Ekim ayının 18-sində Azerbaycan'ın Konstitusiya aktı, anayasa aktı deyilən bir sənədin kabulü ilə yekunlaşdı və burada yazılırdı ki 1920-ci ildə itirilmiş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yenidən bərpa olunur və politik olaraq, tarixi olaraq, hüquqi olaraq Azərbaycan Cumhuriyyəti 1918-20-ci illərdə yaşamış Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hüquqi varisidir. Kəlmələri yazıldı. O zaman Azərbaycanın bağımsızlığının 95-ci yılının anayasal temeli de var. Anayasanın girişinde. Evet. Bu hüquqa dayanan ve anayasa maddesine dayanan bir ənənədir. Ve bundan az sonra demeli 92-ci ilin haziranındaki bir cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Elbette bu iller ağır illər idi ve Azerbaycan çok böyle tarihin garibe bir hadisesidir. 18-ci ilde de 90-cı illerde de Azerbaycan'ın bağımsızlığa giden yolu büyük itkilerden keçdi. 18-ci ilde Mart hadiseleri oldu ve 3 gün ərzində yalnız Bakı şəhərində 12 min Türk müsəlman qətlə yetirildi və 90-cı ilin yanvar hadisələrində Rus ordusu, Sovyet ordusu Bakıya girdi və kəndi vətəndaşlarını kurşuna tutdu. Və ben əminliklə bir tarixçi olaraq deyirəm ki, Sovyetlərin çöküşü 1990'ın 20 Ocak hadiseleri. 20 Ocak hadiseleri, evet. O 20 Ocak'ta Sovyet ordusu yalnız Azerbaycan, Sovyet Azerbaycanının vətəndaşlarına güllə atmadı. Hem de ona olan inama güllə attı. Ha, güveni, inancı sarsıttı. İnancı sarsıttı. Ve bu burada elbette ordu bir qələbə kazandı. Ama bu pir qələbəsiydi. Və bu hadisədən sonra Sovetlər Birliği bir daha kəndinə gələ bilmədi. Onun artıq sistemli çöküş mərhələsi başlandı. Önemli kırılma noktalarından biri. Biriydi və ondan da az sonra biz bu Qarabağ olayları ilə üzləşdik. Və bu Qarabağ olayları, ben istəyirəm ki, bu Türkistan'da dahil bütün bizim seyircilərimiz var. Elbette nüfus sayına baksak, ekonomik gücüne baksak, Ermenistan'la Azerbaycan tamam farklı durumda olan bir cumhuriyetlerdi. Ve o zaman Sovyet, sonra ise Rus ordusu bu Karabağ üzerinde Ermenistan'ın kontrolünün kurulmasında halledici rol oynadı. Ve bugün de Karabağ Rusya tarafından hem Ermenistan'a hem Azerbaycan'ı kontrollukta saklamak için bir vasıtadır. Buraya gelmişken söz hocam, bu Karabağ görüşmeleri sürüyor, uluslararası müzakereler devam ediyor değil mi? Zaman zaman ikili, üçlü konferanslar oluyor. Gelinen son nokta nedir? Bir çözüm öngörüsü, bir beklentisi var mıdır? Maalesef bu görüşmeler ele ciddi bir sonuç vermeyip Azerbaycan'ın 20% toprakları işgal altındadır ve yalnız Dağlıq Qarabağ değil, Dağlıq Qarabağın dışında Azerbaycan'ın 7 rayonu Ermeni-Rus hərbi birləşmələri tərəfindən tutulmuş ve bugün işgalçıların kontrolü altındadır. Benim düşüncəmə görə bu Minsk qrupu, digər beynəlxalq təşkilatların amaçları Azərbaycanı orada yaranmış bugünkü status quo'ya uyğunlaşdırmaqdır. Hə,
Ha, Minsk grubunda temel vurgu mevcut statüyü resmileştirme arayışı. Bilirsiniz beynelhak hukukta bir yanaşma var. İşgalçıyla, işgalın kurbanı eynileştirilende bu işgalçıya yardım politikasıdır. Uluslararası hukuk genelde böyle mi işler hocam? Böyle bilirsen işgalçıyla işgalın kurbanın eyni tereziye koymak olmaz. Evet. Azerbaycan'a baskı yapırlar ki bu olaylar dinç yolundan çözülmeli. Barış yoluyla çözülsün. Barış nasıl çözülecek? Ama işgalçıya buradan çekil demirler. Ve bu da Minsk grubu artık 20 ildir ki faaliyet gösterir. Bu 20 ilde 20 metre Azerbaycan toprakları işgal altından azad edilmedi. Ve düşündüğüm kadar 20 il bir ülkenin topraklarının diğer ülkenin işgalinde kalmak için tarih itibariyle çok büyük bir vaxtda. Ve Azerbaycan işgal altında olan topraklarının azad edilmesinin farklı yolları bu arada düşünmelidir. Oturup dayanmamalıdır. Minsk grubu bunu ne zaman çözecek? Ona göre de bu görüşmeler olur, bir şeyler değilir. Bana verilmiş fırsattan istifade ederek aynı problem 1918. yılda da var idi. Ama o zaman dünya muharebesinin birçok cephelerinde yenilen Osmanlı İmparatorluğu'nun zafer cephesi Azerbaycan'daydı. Ve hem Bakı'nın kurtuluşunda, Bakı bugün petrol zenginliklerinin merkezi olan Azerbaycan'ın başkenti, Bakı'nın kurtuluşunun her karışında Türk ordusunun, Türk askerinin kanı tökülüp Kafkas İslam Ordusu diye de bilinir değil mi? Kafkas İslam Ordusu'nun esasını ki Osmanlı ordusu, Nuru Paşa başta olmakla Osmanlı ordusu teşkil edirdi. Ve Eylül'ün 15'indeki o Bakı başkent olarak yad ellilerden azad edildi. Ve ben tarihçi olarak düşündüğüm budur ki, hemin gün Azerbaycan'ın milli bayramları sırasına girmelidir. Çünkü Azerbaycanlıların talihinde ve tarihinde çok müstesna derecede önemli bir gündü. Ama aynı zamanda hemin devirde Azerbaycan'ın bugünkünden daha büyük olan toprakları içerisinde Azerbaycan devletinin suverenliğinin tam bergarar edilmesinde İslam ordusunun ve Osmanlı devletinin politikasının büyük rolü olmuştu. 93. yılda eğer Türkiye demeli bölgede çözüm yapan 3 ülkeden biriydise bu günleri 13 ülkeden biridir. Ve ben elə bilirəm ki ne için Ermeni yanlısı olan ve Ermenilere açık silah satan Rusya Minsk grubunun eş başkanı olabilir. Fransa Fransa'nın Ermeni politikası yürütmesindeki hiç kesin şüphesi yoktu. Bu eş başkanı olabilir. Ama Türkiye olabilmez. Evet. Bence bunu bir fikirleşmek lazımdı. Bu mesajınızla da programımızın sonuna gelmiş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu vesileyle ben de teşekkür ederim. Resulzade'yi ve Elçi Bey'i bir kez daha rahmetle analım. Son bir mesajınız varsa birkaç cümleyle kapatalım programımızı hocam. Ben teşekkür ederim ve bu TRT Avaz Televizyonu'nda bana verdiğiniz fırsattan dolayı herkese teşekkür ederim. Bizim için şereft hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda Azerbaycan'ın bağımsızlığının 95. yılını, Elçi Bey'in doğumunun yine 75. yıl vesilesiyle bu konular etrafında bir ufuk turu yaptık. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.